Turgay Güler. Evet, çok doğal. Evet. İktidar yapar yani bunu. Kronolojiyi göz ardı ettiğiniz zaman ortaya başka sonuçlar çıkar. Yani bölük pörçük değerlendiremezsiniz meseleyi. Ben bu görüntülerin az öncesini de izledim. Herkes izlemiştir. Kişi İzmir'den geldi diyorlar. Bilmiyorum nereden geldi. İzmir'den gelmiş olsa bile İzmir'den gelen kişi bu beyefendi. Kız kardeşi değil, bacısı değil. Yani bacısı gelmemiş, bacısı orada yok. Dolayısıyla bacı meselesi nereden çıktı derler adama. Bu başka bir şey. Şimdi bu adamcağızın, bu beyefendinin 17 yaşındaki kardeşi PKK terör örgütünün saldırısında paramparça olmuş. Bu bizim şehidimiz. Bu beyefendi de bizim şehidimizin yakını. Yani 80 milyonun abisi mi yakını şehidi. Mı? Abisi. Evet. Abisi. 80 milyonun şehidi. Tabii. 80 milyon şehidin de bacısı, efendime söyleyeyim abisi. Bu aynı zamanda bu şehit yakını aynı zamanda kardeşiyle ortak kaderi paylaşan bütün şehitlerin abisidir. Tabii. Kardeşidir. Tabii. Yani tek başına bir şehit yakını olarak değerlendiremezsiniz bunu. Bütün şehitlerin yani kardeşi 17 yaşında hunharca katledilmiş, şehit edilmiş kardeşi gibi diğer bütün şehitlerin de yakınıdır. Hepimiz yani gibi. Şehit yakınlarının birbirini bir aile gibi hissetmeleri bravo. Kaçınılmazdır. Bravo yani. Bedri Bey. Evet. Şimdi hal böyle olunca İyi Parti'nin bir takım siyasi söylemleri bu beyefendiyi ve şehit ailelerini ya da Türkiye'deki milliyetçileri, muhafazakarları rahatsız ediyor. Ve bu rahatsızlık da sık sık gündeme geliyor. Tartışma programlarında da geliyor. Mesela İyi Partili bir sayın yetkili karşımızda olsa biz toplumun o tepkisini kendilerine aktarıyoruz. Diyoruz ki bak burada böyle bir sıkıntı var buna ne diyorsunuz? Burada böyle bir sıkıntı var ne diyorsunuz? O yetkililer de her seferinde arada da olsa ya bu konuda üzerimize gelmeyin falan diyorlar. Sebep şu, bu konular siyaset yani milliyetçi muhafazakar kimliği olduğunu iddia eden İyi Parti açısından sıkıntılı alanlar. Bu şehit yakını da itiraz etmiş. İtirazını belki sosyal medya üzerinde kabaca etmiş olabilir. Hakkında dava açmışlar. Bu davada da tazminat ödemeye mahkum edilmiş. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi adamın feveranı şu. Diyor ki siz hem HDP ile iş tutuyorsunuz. Hem PKK'nın işte uzantısı HDP ile iş tutuyorsunuz. Şunu yapıyorsunuz. Selo diyorsunuz. Yahu Yasin Börü'nün katili olmakla yargılanan bir Selahattin Demirtaş'tan bahsediyoruz. Yani sen ben burada bir sürü tartışabiliriz ama o şehit yakınları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Şimdi bundan sonra buralar var. Adamcağız geliyor orada tepkisini ortaya koyuyor. Diyor ki bir de bana dava açtınız. Belki bekliyor ki İyi Partili bir yetkili gelsin. Atsın eline omuzunu. Ya tamam kardeşim dert etme biz konuşacağız. Onu da ödemeyeceksin falan filan. Belki böyle bir talebi var. Böyle bir şey bekliyor. Gariban bir adam 8-10 bin lira tazminata mahkum edilmişse o da çıkmış oraya kadar gelmiş. Belki bu meselesini duyurmak istiyor. Ne tazminatı? İşte bu eleştiriden dolayı Selahattin Demirtaş'la ilişkiniz var şu bu vesaire eleştirilerinden dolayı ona bir dava açılmış. İyi Parti'den. Ya bu arada pardon. Kullandığı dil yüzünden herhalde. Pardon evet. Konya'da bir deprem olmuş. 5.1. 5.1 var mı bir şey Onur? İnşallah bir şey yoktur. Çok şükür yoktur. Meram ilçesinde inşallah bir şey yoktur. İnşallah yoktur. Gelişmeleri evet. Takip ediyoruz, aktaracağız. Şimdi sorun şurada. Küfür bir kere edilmedi. Bir kere bunu hepimizin görmesi lazım. Bu küfür tekrar edildi. Kişi şimdi nereden biliyorsunuz? Söyleyeceğim. Tek tek söyleyeceğim. Bir partinin, siyasi bir partinin grup başkanı kimdir? Genel başkan değil mi? Grup başkan vekili de onun vekilidir. Ama ona rağmen İyi Parti'nin milletvekili ona da rağmen bu Lütfü Türkkan'ın kişisel bir terbiyesizliği olarak kalabilirdi. Ama buna müsaade etmediler. Lütfü Türkkan önce küfür etti bu ağır küfürü. Gerçekten çok kötü, gerçekten çok iğrenç. Sonra dedi ki yalan, yok AK Parti bana tezgah kurdu, yok bir provokasyon falan. Sonra baktı ki olmuyor yani her şey net. Özür diledi ama özrü bu şehidin yakınından, şehit ailelerinden yahut bacısından dilemedi. Bu şu demek. Bu küfrümün arkasındayım demek. Başka izah var mı Hakan Bayrakçı bunun? Yani küfür ettiğin kişiden özür dilemezsen bu nasıl algılanacak? İkinci küfür orada. Üçüncü küfür. Şimdi bakın bu çok daha adicesi. Kusura bakmasın kimse. Bir İyi Partili mesaj atıyor sosyal medyada ve diyor ki ya şehit falan diye, sadece bir çoban o diyor. Bu nasıl bir söylem? Ve bunu da Lütfü Türkkan beğeniyor. Lütfü Türkkan. Sadece bir çoban diyen. Sadece bir çoban diyen bir İyi Partiliymiş. Bunu da RT eden, beğenen Lütfü Türkkan. Şimdi benim anladığım kadarıyla çok saçma. Bu şehit yakınının kardeşi, şehit olan kardeşi Bingöl dağda çobanlık yaparken, koyun otlatırken evet, PKK'nın bombası üzerine paramparça oluyor. Yani şeyi oradan, şehitlik evet, oradan. Yani, onu küçümsüyorlarmış yani. Ne olacak? Ya, yani üniversite mezunu olacak, bilmem hangi biri bakan... elektronik mühendisi de olabilir, çoban da olabilir. Yani bu şimdi sonuçta PKK bombasıyla can evet, vermiş. Can vermiş vatandaşımız yani. Evet, vatandaş. Her şehit kadar şehit, her şehidimiz kadar kıymetli. Yani onun çoban olmasını bu şekilde onu haşa aşağılayıcı bir şey olarak nasıl ortaya koyarsın? Hatalar devam ediyor bakın. Bitmiyor ve kurumsallaşıyor gittikçe. Yani kişisel olmaktan Hakan Bayrakçı iyi niyetle, siz de iyi niyetle bir şey söylediniz ama orada bırakılmadı. Kurumsal hale getirildi ısrarla. Sonra Genel Başkan'ın bir talimatı oldu. 81 il teşkilatına gönderildi ve dendi ki sakın ha Lütfü Türkkan'ı eleştirmeyeceksiniz. Bu konuya karışmayacaksınız. Onlara da böyle bir set çekildi. Şimdi bir tık daha kurumsallaştı. Nereden biliyorsunuz? Var. Yani her yerde dolaşıyor bunlar. Bitmedi. Koray Aydın, yani ben Sayın Koray Aydın'dan açıkçası beklemezdim böyle bir tepki. Şimdi böyle bir olay sonrasında şehit ailelerinin, şehit yakınlarının, toplumun, milletin, insanların, senin benim tepki vermem kadar daha doğal ne olabilir? Hiçbir şey olamaz. Herkes buna yönelik tepkisini ortaya koyacak. Şehit dernekleri de, şehit aileleri de, vakıflar da, şunu, herkes ortaya koyacak. Bu kez Koray Aydın çıktı ve o şehit derneklerini, şehit ailelerini tehdit eder bir mesaj yayınladı. Ne dedi? Şöyle dedi, sakın ha işte böyle bir şey yapmayın, bunu işte AK Parti'den biliriz, bunu validen biliriz. Bunu... Şimdi bir dakika ya, ne güzel dünya. Hem şehide küfredeceksin, hem bu küfrü, özürünü dilemeyeceksin. Hayır, orada protestonun valilik tarafından organize edilmesine yönelik itirazı vardı galiba. Öyle bir organizasyon yok. Koray Aydın'ın sözlerinde yok, ben öyle bir şey gördüm. Ya, öyle demiyor. O işte sakın ola ki kimse diyor protestoya yeltenmesin diyor. İktidarın şehit aileleri, dernekleri harekete geçireceğine dair diyor. Evet. Duyumlar alıyoruz yani o minvalde. Sakın ha diyor. Ha, yani ha, şehit aileleri diyor, kendiliğinden bir açıklama yapamaz. AKP onları evet, harekete geçirdi diyor. Arkadaşlar sütten çıkmış ak kaşık ama AKP her şeyi yaptırıyor onlara. Nasıl bir şeyse. Şimdi bakın gittikçe kurumsallaşıyor. Bir anne, bir kadın, bir bacı olarak toplum Meral Akşener'den de çıkıp hatırlar mısınız bir gezisinde bir gariban bir amcaya parmağını sana hakkım helal etmiyorum, Ruzi Mahşer'de bunun hesabını soracağım falan diyen bir Meral Akşener az öncesinde Siirt'te burası Kürdistan deyip PKK'nın tezlerini Meral Akşener'in yüzüne söyleyen kişiye cevap vermemişti. Şimdi bunların hepsi biriktiği zaman toplumda gerçekten bir tepki oluşuyor. Şimdi biz burada Meral Akşener'i, İyi Parti'yi eleştirelim, Lütfü Türkkan'ı eleştirelim yahut eleştirmeyelim yahut savunalım. Ama toplum bizim eleştirimize, bizim yermemize, sevmemize falan bakmıyor. Her şey onun gözünün önünde oluyor. Dolayısıyla burada kimse kimseyi kandırmasın. Devam ediyor, bu süreç devam ediyor. Ta ki bugün Sayın Yavuz Ağirelioğlu'nun çıkıp daha önceki tüm söylemlere ya da söylenmeyenlere, her şeye nispetle eli yüzü düzgün 3-5 cümle kuruncaya kadar böyle bir süreçten geldik. Ama yetmiyor. Şimdi bir başka facia daha yaşandı bugün. O daha büyük bir facia. Tuzu biberi tüy dikti. CHP sözcüsü Faik Öztrak'a haberciler sordu. Ne diyorsunuz diye. Yahu bir tek cümle, tek bir cümle kınamadığı gibi o şehit yakınına sahip çıkmadığı gibi, bakın altını çiziyorum, tek bir cümle. Yani Hakan Bayrakçı der ki mesela, çok yanlış olmuştur, çirkin olmuştur, edilmemesi gereken, bunu söylersin. Sonra peşine hani ama kötü, ama yani amayla başlayıp başka bir şey de söylersin. Bunların hiçbirini söylemedi ve şehit yakınını provokasyonla suçladı. Savcıları göreve çağırdı. Dinledim. Şimdi bu da CHP'li Faik Öztrak'ın şehit ailesine ettiği küfürdür. Şimdi bakın küfrü devam ettiriyorlar. Halbuki yani nesi zor. Yani küfür Faik... de yanlış yani. Hayır. Küfür değil. Şimdi bak, onaylamaktır bu. Eyvallah. Direkt etmiyor ama onaylamış oluyorsunuz. Yani nesi zor? Küfür lafı biraz ağır oluyor. Diyelim bir hata diyebiliriz ama şimdi bence de onaylamak oluyor. Söylemesi gereken sözü söylemiyor. Evet. Tamam. Evet, evet. Yani ben söylemesi gereken sözü söylememesini küfrü onaylamak olarak. Yani evet, peki. Şimdi nesi zor? Faik Öztrak çıksa dese ki ya bu hoş olmamıştır, yanlış olmuştur. İyi Parti'de gereğini yapacaktır herhalde dese konu kapanacak değil mi? Ama burada benim anlayamadığım, toplumun anlayamadığı, insanların anlayamadığı, hiç kimsenin anlayamadığı şöyle bir şey var. Yahu neden endişe ediliyor da böylesine çirkin bir olayın altına sürekli odun atılıyor? Ya ilk dakikada bile siz Lütfü Türkkan şahıs olarak böyle bir iğrenç ifadeyi kullanmıştır. Evet. Onun üzerinden meseleyi bırakabilirdiniz ama ısrarla ve inatla bunu yapmıyorsunuz. Peki.